Evet, defaatle anlatıyoruz, her seferinde anlatıyoruz. Bıkmadan anlatacağız, tekrar dillendireceğiz. Bir Ömer bin Hattab vardı radıyallahu anh. Halifeliği dönemindeyken Mısır'ı fethinde Amr bin As'a adamlar geldiler, Kıptiler geldiler. Dediler ki ey Amr bin As, biz dedi yılın belli vakitlerinde Nil kurumasın, suyunu çekmesin, su azalmasın, biz kuraklık yaşamayalım, bereketinden istifade edelim diye kavmimizin içerisindeki en güzel bakire kızı Nil'e kurban ederdik. Allahu Ekber. Cahiliyeye bakın Müslümanlar. Düşünün, size gelecekler, diyecekler ki ey falanca, kızların içerisindeki bakire ama en güzelini ver, falancaların hatırına onu kurban edelim. Nil'e vereceğiz ona. Yem edeceğiz tabir yerindeyse. Amr bin As işin içerisinden çıkamaz. Şimdi böyle bir şeyi kabul etse büyük bir sapıklık. Böyle bir şeyi kabul etmese bu adamlar daha yeni iman etmişler. Kılıçların zoruyla iman etmişler. İşin içerisinden çıkamayınca Ömer bin Hattab radıyallahu anh'a bir mektup yazar. Meseleyi anlatır. Hazreti Ömer bir mektup ile beraber bir pusula gönderir. Amr bin As'a der ki sana göndermiş olduğum pusulayı Nil nehrinin içerisine at. Şimdi ne olur iyi düşünün Müslümanlar. Sana göndermiş olduğum pusula var ya, kağıt parçasıdır ha. Yazmış olduğum mürekkep belki kıytırık bir mürekkepti. Belki de harfler tam okunamıyordu. Ama sen dedi onu al, Nil nehrinin içerisine at. Allah'a hamdolsun ki Amr'ın yaptığı zekice bir tavır var. Pusulayı açıyor. Ömer bin Hattab'ın tevekkülünü bize göstermek için, ders ve ibret almamız için yapıyor bunu. Ne yazıyor? Aynen pusuladaki ifade. Müminlerin emiri Ömer bin Hattab'tan radıyallahu anh. Müminlerin halifesi, müminlerin başında bulunan adamdan Mısır'ın Nil'ine. Allahu Ekber. Yahu valiye mi hitap ediyorsun sen? Kaymakama mı hitap ediyorsun? Karşında bir insan mı var? Kimle konuşuyorsun ey Ömer? Müminlerin halifesi Ömer'den Mısır'ın devlet reisine değil, bakanlarına değil, Mısır'ın Nil nehrine. Eğer sen dedi gücünü kendinden alıyorsan, sen kaynağını kendin oluşturuyorsan, seni yaratan sensen, gücü veren sensen, bu dakikadan sonra akma istemiyoruz. Sen kendi halinde ne yapıyorsan yap tabir yerindeyse. Ama sen gücünü Allah'tan alıyorsan, Allah'ın kuluysan, bil ki biz de Allah'ın kuluyuz. Bizim geliş gayemiz Allah'a kulluk yapmaktır. Bizim gayemiz insanları putperestlikten, şirkten, küfürden uzaklaştırıp alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'ye göndermektir. Ona yürütmektir, ona koşturmaktır. Hani biz de bunun içiniz dercesine. Eğer dedi gücünü Allah'tan alıyorsan, dedi ki suyunu sal dedi. Bırak dedi suyuna. Bereket gelsin dedi suyuna. Evet, bu olaya şahitlik yapan müminler diyorlar ki ertesi gün Nil Nehri diyorlar tam 12 zira yükseldi diyor. Subhanallah. Hadi yapsanıza Müslümanlar. He? Okuduğumuz kitaplarda Riyazu Salih'in tevekkül bablarındaki hadisleri hadi uygulasanıza. Hadi beraber uygulayalım. Gidelim ormanlara. Ey Allah'ın kulları, ey ağaçlar, ey kuşlar, bizi alemlerin Rabbi olan Allah gönderdi. Şirk ehline karşı, küfür ehline karşı, zorbalara karşı, münafıklara karşı, mürtetlere karşı biz Allah'ın kuluyuz. Deyin de bakalım bir ses gelecek mi? Deyin de bakalım bir yaprak kımıldayacak mı? Ama Ömer bin Hattab ve onun gibiler, Ali bin Ebi Talib gibiler iliklerine kadar bir şeyi işlemişler ya. Hücrelerine kadar bir şey işlemişler ya. Abi vallahi Allah Azze ve Celle sebepler zincirini tersine çeviriyor. Akmayanı akıtır Allah. Akanı durdurur Allah. Güneşi sabit bırakır. Aya dur der. Geceye doğma der. Allah için her şey basit. İman edersek eşya üzerinde Allah bizim tesirimizi oluşturur. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Biz bunu kaybettik Müslümanlar. Tevekkülümüzü her geçen gün yitiriyoruz. Allah'la olan irtibatımızı kaybediyoruz.